16. derste iskelet kaslarının fizyolojik ve biyomekanik özelliklerini, kinezolojide kullanacağımız fizyolojik ve biyomekanik özelliklerini bir tekrar hatırlatacağım. İskelet kaslarının kinezoloji açısından önemli 4 tane özelliği var. Bunların 2 tanesi fizyolojiden gelir, 2 tanesi de biyomekanikten gelir. Diğer hiçbir insan dokusunda arkadaşlar bu 4 özelliği bir arada görmüyoruz. Bu 4 özellikten belki 3 tanesini bir arada bulunduran sinir doku var ama sinir doku da kendini yapılan bir uyarıya sadece aksiyon potansiyeli oluşturmakla yetiniyor. Kasılma cevabı açığa çıkartamıyor. Duyarlılık bir uyarana karşı cevap verme yeteneği iskelet kaslarının. Elektrot terapi derslerinden çok iyi bileceğiniz gibi bu uyarı doğal bir uyarı da olabilir. Suni yapay bir elektriksel uyarı da olabilir. Kasılabilirlik eğer uyarı eşik üstü değerdeyse arkadaşlar iskelet kası kasılarak cevap verir. Uyarının ortadan kalkması ise arkadaşlar gevşeme, kasın boyunun uzaması olarak kendini gösterir. Bundan sonra vereceğim iki biyomekanik kavram malzeme mühendisliğinden köken alan kavramlar. Malzeme mühendisliğinde arkadaşlar ölçümler yapılırken ilk boy malzemenin ilk boyuna göre ölçümler gerçekleştiriliyor. Bu nedenle iskelet kaslarında arkadaşlar bir ilk boyunun olması lazım bu kavramların tanımlanabilmesi için. Şimdi biyomekanikte malzeme incelerken hani canlı bir doku değil. Bunu istediğiniz gibi kesip ölçüp ölçüm cihazlarına koyabilirsiniz ama fizyolojideki gibi hani işte sıçanın gastrosunun çıkartılması, kurbanın gastrosunun çıkarılması, işte bir askıya alınması gibi durumlar hariç bu ilk boyla kastımız arkadaşlar postural tonus altındaki boyları ya da referans bir durum varsa o boy olacaktır. Buna dikkat edin. Mühendislik kökenli çalışmalar genelde vücut dışı taze kadavra çalışmaları olduğu için aradaki fark bazen yanıltıcı olabilir, gözden kaçabilir. Buna dikkat edelim. Uzayabilirlik, iskelet kaslarını bir kuvvet uygulandığında boyunun ilk boyuna göre değiştirebilme özelliğidir arkadaşlar. Elastikiyet, ilk boyuna göre üzerine binen gerilime bağlı olarak boyunu uzatmış kasın herhangi bir yapısal deformasyon olmadan tekrar gerilim ortadan kalktığında ilk boyuna geri dönme özelliğidir arkadaşlar. Burada bir madde koydum. Yapısında bir değişiklik olmadan bazı durumlarda, travma durumlarında arkadaşlar yapı değişir ve tam olarak ilk boyuna geri dönemez. Bunlar da iskelet kasının yaralanma mekanizmalarıdır. Burada mesela malzeme mühendisliğindeki ya da makine mühendisliğindeki materyallerden farklı olarak arkadaşlar ilk kaslar normal boyuna inip normal boyunun daha da altına inebilirler gerilim ortadan kalktığında. Bu aklımızın bir tarafında bulunsun. Bu kavramları arkadaşlar alt alta yazıp tekrar ederek üzerinden geçin. Sınavda birbirine çok karışabiliyor. Birbirine çok yakın kavramlar. Tanımlarda ya da çoktan seçmeli sorularda hata yapmayalım.